Bomba gibi bir derse başlayabiliriz. Yine çizgi film tadında bol bol kahkahalı güleceğiz, eğleneceğiz. Daha fazla alalım hadi. İndirim varmış. Daha büyük bir indirim yapalım. Bayağı örnek çözdük. Konuya başlamadan bir hücum borusu çalalım mı? Ramazan, ya. hücum borusunu unuttum. Nasıldı? Ben sana öğreteyim. Öğret canım. Yani. ve daha eğlenceli bir pencereden bakmaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O halde doğru yerdesiniz. Sevimli Matematiğe hoş geldiniz. Evet. Konu nedir? Konumuz yüzdeler. Hiçbir konu. Çok eğlenceli bir ders sizi bekliyor. Yine çizgi film tadında bol bol kahkahalı güleceğiz, eğleneceğiz. E bir dersten daha ne bekleyebiliriz? Daha ne olsun değil mi? Bu derste neler yapacağız? Kısaca bundan da bahsedelim. Yüzdeleri öğreneceğiz. Günlük hayatta nerede kullanıyoruz? Bunları öğreneceğiz. Örneklerini çözeceğiz. Bir sonraki dersimizde ne yapacağız peki? Bir çokluğun yüzdesini bulmayı öğreneceğiz. Yüzde problemlerini çözeceğiz. Sonraki dersimizde de yani üçüncü dersimizde de yenisi sorular çözeceğiz ve yüzdeler konusunu bitirmiş olacağız. Bu derste hafifçe yüzdelere gireriz, konu anlatımımızı yaparız, örneklerimizi çözeriz, yüzde temelimizi atarız. Sonraki derslerde de temeli çıkarız şöyle yükseklere doğru katları çıkmaya başlarız. Bu arada size bir teşekkür borcum var. Ondalık gösterim videomuz çok beğenildi. Bu yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer bundan sonra da talep olursa 5. sınıf videolarımız, canlı yayınlarımız gelmeye devam edecek. Sizlere ücretsiz bir şekilde destek olmaya çalışıyoruz çocuklar. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer videolarımızı beğenirseniz, yorum atarsanız da başka insanlara daha fazla kişiye erişim imkanı buluyoruz. Sizlerden ricam size konunuz olsun olmasın videoları beğenmeniz, yorum atmanız, kendi videolarınızı izlemeniz. E kendi videolarınıza da yorum atmanız tabii ki bunları yaparsanız gerçekten çok sevinirim ve daha fazla kişiye hep birlikte ulaşmış oluruz. Neyse çok konuştuk şimdi artık ders zamanı. Eğer hazırsanız bomba gibi bir derse başlayabiliriz. 5 4 3 2 1 0 Bu kızımız savaşçı bir kıza benziyor. Ne dersiniz? konuya başlamadan bir hücum borusu çalalım mı? Ramazan, ya. borusunu unuttum. Nasıldı? Ben sana öğreteyim. Öğret canım. <laughs> evet, ilk okumuz gelsin bakalım bize neler söyleyecek. Bir bütünün yüz eş parçasından biri veya birkaçını gösteren sayıya o çokluğun yüzdesi denir. Allah Allah neymiş bu böyle? Okuyunca anlaması biraz zor değil mi? Ama şekil üstünde görürsek daha iyi anlarız. Hemen şeklimiz gelsin. İşte şeklimiz. Burada 100 parçaya ayrılmış bir tane şeklimiz var. Her bir parça birbirine eşit. Yani eş parçalardan oluşuyor. 100 tane eş parçadan oluşuyor. Bize söylediği her şeyi yapmışız. Bir veya bir kaçını gösteren sayı. Hmm, sadece göstermemiz eksik. Hadi gösterelim. Şuradan bir tanesini aldım çocuklar. Burada 100 parça vardı. 100 parçadan kaçını aldım ben? Birini. O zaman şey mi diyeceğim? Yüzde bir değil mi? Yüzde birini aldım. Hadi bir tane daha alayım. Yüzde kaçını almış oldum? Yüzde ikisini. Yüzde iki tanesini alıyorum. Daha fazla alalım hadi. Şöyle 10 parça alayım. Yüzde kaçını aldım şu anda? Yüzde onunu aldım. Çok güzel. Biraz daha alalım. Şöyle aldıklarımı kırmızı ile işaretliyorum. Yüzde kaçını aldım şu anda? 20'sini. Peki ben bu şeklin hepsini almış olsaydım. Şöyle hepsini aldığımızı varsayalım. Hepsi bizim olsaydı. Bütün parçalar. Yüzde kaçını almış olurdum? Hepsini yüzde yüzünü alırdım. Yüz parçanın hepsini de alırdım. Peki biz bu yüzdeyi neyle gösteriyoruz? Nasıl bir sembolü var acaba? Bir sembolü var mı? Tabii ki var. Hadi gelin onu da öğrenelim. Bir ok daha gelsin bakalım. Bize sembolü göstersin. Yüzde kısaca. Yüzde sembolüyle gösterilir diyor. Şöyle bir sembolü var. Bakın şöyle. İşte buradaki gibi böyle daha büyük büyük dursun aklınızda kalsın. Biz bu sembole ne diyormuşuz? Yüzde sembolü diyoruz. Ve nasıl okuyoruz? Yüzde diye okuyoruz. Bir önce verdiğimiz bir örnek vardı. Eş parçalara ayırdığımız. İşte ilk başta yüzde kaçını almıştık? Birini. O zaman böyle mi diyeceğim? Yüzde bir. Evet. Sonra kaçını aldık? İşte yüzde onunu aldık. Yüzde on. Yüzde yüzünü almıştık en son. Onu da bu şekilde göstereceğiz. Yüzde ellisini alsaydık nasıl gösterirdik? Onu da şöyle yukarıya yapalım. İşte böyle gösterirdik. Yüzde nedir? Nasıl gösterilir? sembolü nedir? Bunları gördük. Yüzde önemli bir konu çocuklar. Hayatımızın her alanında görüyoruz. Özellikle elimizden hiç düşmeyen telefonlarımızda yüzdeyi sürekli görüyoruz. Nerede? Şarjın ne kadar kaldığını gösteren bir pil bölmesi var ya. İşte o bölmede yüzdeli bir şeyler yazar. Yani çoğunuzun telefonda yazar bu. Bakın her gün kullandığımız telefonumuzda hemen gözümüzün önünde yüzde kullanıyoruz. Şarj yüzde bir de eyva telaş alarmları çalıyor o an. Yüzde yüz de harika. Sıkıntı yok. Ne var? Yok, sıkıntı yok. He? Sıkıntı yok, yok. <laughs> o kadar telefon şarjından konuştuk. Bunu da bir yerde kullanalım istedim. Ok gelsin bakalım nerede kullanacakmışız bunu. Paydası genişletildiğinde veya sadeleştirildiğinde yüz olabilen kesirler yüzde sembolü ile gösterilebilir. Allah Allah ne diyor burada şimdi? Hemen açıklayayım sizin için. Şimdi şunları önce bir kesirle gösterelim olur mu? Bakın bunlar kaç parçaya bölünmüş sayalım hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 parçaya bölünmüş. Kaça alınmış burada? 10 da 6'sı. Hemen kesir olarak yazalım. Yani 6 bölü 10. Diğerini de bulalım sonra yüzde olarak gösterelim. Bu da 10 parçaya bölünmüştür muhtemelen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet kaça alınmış peki? 1'i. Yani 1 bölü 10. Şimdi çocuklar buradaki bizim kesirlerimiz eğer genişletildiğinde ya da sadeleştirildiğinde paydası 100 oluyorsa biz bunları yüzde sembolüyle gösterebiliyoruz. Ne demek? Hadi bir genişletelim şunu. Nasıl genişletiyorduk? 10 ile genişletirsem ben eğer paydası 100 olur mu? Evet tabii ki olur. O zaman hadi genişletelim. Genişletirken ne yapıyorduk? Hem yukarıdakini hem de Aşağıdakini çarpıyoruz. Sakın birini çarpıp birini çarpmamazlık etmeyin. Neden? Bizi küser çünkü diğeri. Küstürmeyelim kimseyi. 10 ile 6'yı çarpıyorum. 60 bölü. 10 ile 10'u çarpıyorum. 100. Paydası 100 oldu mu? Oldu. O zaman ben bunu yüzde sembolüyle gösterebilir miyim? Tabii ki göstereyim. Nasıl göstereceğim peki? Yüzde kaç bu? Yüzde kaçı alınmış? 60'ı. Benim yüzde sembolüm neydi? Şöyle bir şeydi. O zaman ne yapacağım? Yüzde 60 diyeceğim. İşte bu kadar. Diğerini de yapalım. İyice oturmuş olsun. Biraz sonra başka örneklerde çözeceğiz zaten. Merak etmeyin. Yine paydası 10. Genişletip yüz yapmak istiyorum. Kaçla çarpmalıyım? E 10'la. Hadi çarpalım. Hem payı hem de paydayı 10'la çarpıyorum. 10'la biri çarptım. 10. 10 ile 10'u çarptım 100. Harika. Payda 100 oldu mu? Oldu. İşimiz kolay artık. Yüzde kaçını almışım ben? 10'unu. Yüzde sembolüm neydi? İşte yüzde sembolüm. Kaçını aldım? 10'unu. Yüzde 10. Harika. Peki sizin şarjınız normalde hangisi gibi oluyor? Buradaki gibi mi? soldaki gibi mi yoksa sağdaki gibi mi? Yüzde altmışlarda, doksanlarda, yüzlerde mi yoksa yüzde onlarda, yüzde beşlerde mi? Kızın her yerinde yüzde var dedik. Peki ya arabayla gezerken de yüzde var mı? E olmaz mı? Tabii ki var. Trafik mevhalarına dikkat ettiniz mi hiç? Bizim yüzde sembolü olur oralarda. Dikkat etmediyseniz de bundan sonra bir dikkat edin. Onu göreceksiniz. Şimdi biraz gezelim. Sonra Hemen size o trafik levhalarını da göstereyim. İşte bizim trafik levhalarım. Bakalım bunları nasıl kullanacağız? Hemen kızımız bize yardım etsin. Yüzde sembolü ile veya sayılar karşılaştırılırken değerce büyük olan sayı diğerinden daha büyüktür. Hmm, şu mu? Buradaki 10, 8'den daha büyük. O zaman %10, %8'den daha büyüktür mü diyeceğiz? Evet daha büyüktür diyeceğiz tabii ki. Bu arada buradaki yüzdeler yolun eğimini gösterir. Onu da böyle kısaca söylemiş olayım size. Peki bu levhalarda başka şeyler yazsaydı. Mesela burada yüzde 40 yazsaydı. Şurada da yüzde 30 yazsaydı. Hangisi daha büyük olurdu? Yüzde 40 daha büyük olur değil mi? Tabii ki daha büyük olur. Çünkü 40 30'dan daha büyüktür. Bir örnek daha vereyim sonra da geçelim. Yüzde 1 ve yüzde 5. Hadi ikisini karşılaştıralım. Hangisi daha büyüktür? Yüzde 5 daha büyüktür yüzde 1'den. Neden? Çünkü 5 birden daha büyüktür normalde. Yine yine arabadayız. Bu defa nereye gidiyoruz çocuklar? Bu defa alışverişe gidiyoruz. İndirim varmış. Safi bu indirimler nasıl gösteriliyordu? Hiç dikkat ettiniz mi? ile dediğinizi duyuyorum ve harikasınız. Alışveriş merkezine de geldik. Hadi atlayım bakalım. İşte alışveriş merkezimiz. İndirimi duyan gelmiş, duyan gelmiş. Yüzde kaç indirim varmış çocuklar? Yüzde 30 indirim varmış. Peki başka indirimler de olabilir mi? Tabii ki olur. Şöyle yapalım. Yeni bir indirim daha yapalım. Kaç olsun? Yüzde %50. Patron çıldırdı daha büyük bir indirim yapalım. Bir afiş daha asalım. Diyelim ki yüzde %75 indirim var. Harika. İnsanlar koşa koşa mağazamıza geliyorlar. Demek ki yüzdeyi nerelerde de kullanıyormuşuz aslında. O alışverişe gittiğimiz mağazalarda sürekli olarak görüyoruz. Sürekli. Bundan sonra lütfen gittiğinizde dikkat edin. Yüzdeler, yüzde kaç indirim var? Bunlara dikkat edin olur mu? Yüzde sembolüne dikkat edin. Bakın matematik hayatımızın yine 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 her yerinde. Bu kadar hayatımızın merkezinde olan yüzdeyi kesinlikle çok iyi öğrenmeliyiz çocuklar. Öğrendikten sonra bir bakacaksınız çarşıda, alışverişte, pazarda her yerde matematik var. Ve sizler onları görünce diyeceksiniz ki, aa ben matematik biliyorum. Allah'ım matematik biliyorum. Herkes duysun. <laughs> ne oldu kız bana matriks gibi? Aa, çarpmalar, toplamalar kim yükledi bunları benim kafama ayol? Şimdi burada bazı kesirlerimiz var. Bunları ne yapacağız acaba? Muhtemelen yüzde olarak yazacağız ama bize birisi böyle bir direktif versin değil mi? Bakalım kim o? İşte bu sevimli penguen ne diyecek acaba bize? Merak ediyoruz. Evet söyle bakalım penguen. Yanda verilen keselere yüzde sembolü ile ifade ediniz. Tam da bizim tahmin ettiğimiz. Hemen yüzde sembolü ile ifade edelim çocuklar. Nasıl gidiyorduk? 25 bölü 100. Yüzde sembolümüz şuydu değil mi? Evet. Bakın burada da vermiş zaten. Yüzde sembolümüz. Yüzde 25. İşte bu kadar. Şimdi şuna bakalım. Yüzde 8. Yüzde sembolümüz ve yanına ne koyuyoruz? Sekiz. Eğer pay, ay, ay, eğer payda, <laughs> kusura bakmayın, eğer payda yüz olursa ne oluyor? Çok kolay oluyor işimiz. Hemen yüzde sembolü koyuyoruz, yanına 8 e ekliyoruz. Ama eğer paydamız yüz olmazsa onu yüz olacak şekilde genişletmemiz ya da sadeleştirmemiz gerekiyor. Şimdi devam edelim. Bunların hepsinde 100 O yüzden çok kolay işimiz. Yüzde altmış altı. Ve hadi siz söyleyin bunu da. Nedir? Yüzde 99. Harika. Şimdi burada paydası 100 olmayanlar var. O zaman ne yapacağız? Mutlaka 100'e çevireceğiz. Ama burada tatlı bir kızımız var. Bize söylemek istedikleri olabilir. Bir deneyelim mi onu? Hadi deneyelim. Ne diyecek acaba bize? Ne diyor? Yanda verilen kesirleri yüzde ile ifade ediniz. Biraz önceki penguenin Söylediğinin aynısını söylüyor ama farklı işlemler yapacağız. Biraz önceki pengueninki çok kolaydı. Bunlar artık biraz daha zor duruyor değil mi? Çünkü paydaları 100 değil. E 100 yapmak için ne yapacağız? Genişleteceğiz. Şunu düşünüyorum. Bu 10'u neyle çarparsam 100 olur? E 10 ile çarparsam 100 olur. 10 ile 5'i çarpıyorum. Şimdi küsmemesi için ne yapıyorduk? Hem yukarıdakini hem aşağıdakini çarpıyoruz. Kesinlikle haksızlık yok. Hem 10 ile 5'i çarpıyorum 50. Hem de 10 ile 10'u çarpıyorum 100. Şimdi artık paydası 100 oldu mu? Oldu. Harika. İşimiz çok kolay. Hemen yüzde sembolünü koyuyorum. Yüzde 50 diyorum. Çok güzel. Sıradakine geçelim. 20'yi ne ile çarparsam 100 olur. Haydi siz söyleyin. Ne ile çarparsam 100 olur? 5 ile değil mi? Harikasınız. 5 ile hem 8'i çarpacağım. Hem de 20'yi 5 ile 8'i çarptım. 40 bölü 5 ile 20'yi çarptım. 100. Evet ne oldu? 100 de 40 oldu. Harika. Devam edelim. 2 bölü 5. 5'i ne ile çarparsam 100 olur. E çok basit hocam. Biraz önce yukarıda yaptık zaten. 5 ile 20'yi çarpınca 100 oluyordu. E demek ki 5'i ne ile çarpacağım? 20 ile 20 ile hem yukarıdakini hem aşağıdakini çarpıyorum. 20 ile 2'yi çarptım. 40 bölü. 20 ile 5'i çarptım. 100. Aa yukarıdaki ile aynıymış. Yüzde 40. Devam ediyoruz. 25'i ne ile çarparsak? 100 olur. Ne ile çarparsak? 4 ile. 4 ile hem yukarıdakini hem de aşağıdakini çarpıyoruz. 4 ile 15'i çarptım. 60 bölü 4 ile 25'i çarptım. 100. Yani ne oldu? 60. Bayağı örnek çözdük. Yine de örneklerimize devam edelim mi çocuklar? Ne dersiniz? Devam et! <laughs> Madem devam et dediniz. Hemen devam edelim o halde. Bakalım burada neler yapacağız. Ondalık gösterimler falan var. Böyle bir korkunç duruyor, bir karmaşık duruyor. Buraları görünce şekil şemamız gerçekten buradaki gibi oldu şu anda. Evet bakalım bize bizden ne istiyor? Bir yanda verilen ondalık kesirle yüzde sembolüyle ifade edin diyor. E nasıl ifade edeceğiz hocam burada? Ondalık gösterim var. Hiç korkmayın. Bunu neye çevirelim biz? Çok yakından bildiğimiz kesirlere çevirelim. Hadi gelin bunu kesiri çevirelim. Nasıl çeviriyorduk? Okuyalım. Hadi bu ondalık kesri biz ondalık gösterimi. Nasıl okuyorduk? Sıfır tam yüzde on Yani şunu mu diyoruz? Yüzde on Evet. E yüzde on Bu bizim bildiğimiz kalaba döndü artık. Bunu sembolle ifade edebiliriz. İşte bu kadar. Harika. O zaman bilmediklerin, bilmediğimiz bir şeyle karşılaştığımızda şunu düşüneceğiz. Ben buradan nereye ulaşabilirim? Ne biliyorum aslında bu konuyla alakalı? Hemen bakalım. Sıfır tam. Binde iki yüz. İki yüz bölü bin yazacağız yani değil mi? Binde iki yüz. E hocam burası artık yüz değil. Ne yapacağız şimdi? E bazılarını genişletiyorduk. Bazılarını da sadeleştiriyorduk. Demek ki burada sadeleştireceğiz. Kolay yoldan sadeleştirmeyi biliyorsunuz değil mi? Yukarıdan bir tane sıfır silersem aşağıdan da bir tane sıfır silerim. Ya da başka bir bölme işlemi yaparken de mesela 500 bölü ne diyelim 20. Buradan bir tane sıfırı silerseniz buradan da silerseniz kolay yoldan bölme işlemi yapmış olursunuz. Daha kolay. 500'ü 20'ye bölmektense 50'yi 2'ye bölmek daha kolaydır. Ve sonuçları da değişmez. 500'ü 20'ye böldüğünüzde de 50'yi 2'ye böldüğünüzde de 25 gelir. Bu da buradan gelir. Şöyle kısa bir not olarak dursun. O zaman burası şöyle mi oldu çocuklar? 20 bölü 100 oldu. E 20 bölü 100'ü benim bildiğim kalıba döndü artık. Yüzde sembolüyle ifade edebilirim. Nasıl yazacağım? Yüzde 12. <laughs> Yukarıdakiyle karıştırdım. 12 nereden geldi? <gülüyor> <gülüyor> Yüzde 20. Şöyle yazalım. Şöyle yazayım. Burası iyice karışıklaştı. %20. Aklım şuraya gitti. Yukarıdakine çocuklar sıraya bakmayın. Evet, gelelim aşağıdaki ne? Evet, sıfır tam 10'da 4. Hadi yazalım. 4 bölü 10. E yine bildiğim kalıp gibi değil ama genişletmeyi biliyorum ben. Onu onla 10 çarparsam 100 olacağını biliyorum artık. Onu dörtte çarpıyorum. 40 bölü onu onla çarptım. Yüz. İşte bulduk. %40 yüzde ile ifade ediyoruz. Şöyle yüzde 40 diyoruz. Şimdi burada artık ne istiyor bizden? Büyükten küçüğe doğru sıralamamızı. Peki büyükten küçüğe, küçükten büyüğe sıralarken bazı sembollerimiz vardı. Neydi onlar? Onları önce bir hatırlayalım sonra bu sorulara geri dönelim olur mu? Çünkü bazen karıştırılabiliyor. Onlara bir bakalım hemen. Evet sıralama sembollerimiz. Ne vardı sıralama sembollerimizde? Hadi hatırlayalım. Aa, burada tatlış bir timsah var. Acaba bu timsah nasıl işimize yarayacak? Çocuklar, önceki şunu sorayım. Timsah büyük olanı mı yer, küçük olanı mı yer? E, tabii ki büyük olanı yer. Büyük olan varsa illaki onu yer. O zaman buna göre şekillendirelim. Şimdi, bu ne işaretiydi? Hatırlayan var mı? Evet, hatırlıyorsunuz. Büyük de işaretiydi. Biz Bir sembolümüz daha vardı. Neydi o? İşte bu. Bu neydi peki? Küçüktür sembolüydü. Harikasınız. Neden öyle diyoruz peki? Neden büyüktür, küçüktür? İki tane yolla ayırabilirsiniz bunları. Birincisi ilk söylediğim timsah büyük olanı yer diyeceksiniz. Ve diyeceksiniz ki eğer timsahın ağzı bu tarafa doğru açıksa şuradaki büyüktür. Büyük bir lokmayı yutmak için hazırlanıyordur. Eğer timsahın ağzı sol tarafa doğru açıksa da buradaki büyüktür. Büyük bir sayıyı yutmak için hazırlanıyordur. Yazayım mı bir tane? Mesela 10 ile 5'i karşılaştıralım. Timsahın ağzı ne tarafa doğru açık olacak? Ona doğru. O zaman şunu mu diyeceğiz? 10 büyüktür 5'ten. Evet. Hadi bir tane daha yapalım. Onu da şurada yapalım şöyle. 3 ile neyi karşılaştıralım? 7'yi. Timsah hangisini yiyecek? 7'ye değil mi? Ağzı ne tarafa doğru açılacak? 7'ye doğru. O zaman 7 daha büyük. O zaman şunu mu diyeceğiz? 3 küçüktür 7'den. Evet. İkinci yol, ikinci yol daha da kolay aslında. Daha pratik. Hani timsahın hangisini yediğini vesaire düşünmektense her ikisinin de sol tarafına bir çizgi çiziyoruz. Bakın, bu bunun işaretiydi. Bu da bunun işareti. Her ikisinin de sol tarafına bir tane çizgi çiziyoruz. Çizdik. Evet çocuklar bu neye benzedi? Büyük türün B'sine değil mi? Evet. Bakın bu büyüktür. Bu da küçük türün neyine benzedi? K'sine benzedi. Bu da küçüktür demek. Buradan da ayırt edebilirsiniz. Bir tane daha sembolümüz vardı. Onu da hatırlayalım hemen. Neydi bu? Eşittir demekti. Harika. Bunları hatırladık. Hemen sorumuza geri dönelim. İşte sorumuz. Ne istiyor bizden? Büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Hmm. Demek ki en büyüğünü seçeceğim. En büyüğü hangisi burada çocuklar? Ne demiştik? Sayısı büyük olan büyüktü. Yani 112 diğerlerinden daha büyük. O zaman şöyle diyeceğiz. %12 büyüktür. Hangisinden? 112'den sonra hangisi büyük? Tabii ki %5. Bu da büyüktür. %4'ten. Çok güzel. Aşağıdakini de hadi siz tahmin edin. Bir düşünün önce benden önce. Evet doğru tahmin ettiniz. Yüzde 19. En büyükleri. Büyüktür. Kimden büyüktür acaba? Yüzde 12'den. Yüzde 12 büyüktür. Yüzde ondan. Ve yüzde on büyüktür. Yüzde 8'den. Harika. Çok kolay değil mi? Bayağı kolay gidiyor şu anda. Devam edelim. Hangisi büyük? Evet, yüzde 60 büyüktür. Yüzde 50'den. Bu da büyüktür yüzde 40'tan. E 40 da büyüktür yüzde 30'dan. Bir alttakine geçelim hadi. Yüzde 75, yüzde 70, yüzde 90, yüzde 100 var. Hangisi daha büyük? E 100 yani artık tamamını almış yüzde 100. Yüzde 100 büyüktür yüzde 90'dan. %90 büyüktür %75'ten ve bu da büyüktür %70'ten. Siz de hepsini doğru yaptınız mı? Yaptıysanız hemen yorumları bekliyorum doğru yapanları. Karşılaştırmaları da öğrendik. Biraz daha zor karşılaştırmalar yapalım. İşte karşılaştırmalarımız. Burada sevimli bir kitabımız var. Bakalım kitap bize neler söyleyecek. Diyor ki yanda verilen ifadeleri karşılaştırınız. Yine büyüktür ve küçüktür sembollerini kullanacağız. Peki nasıl karşılaştıracağız hocam? E, zor duruyor değil mi? Evet çünkü artık bir tanesi yüzdeli, bir tanesi ondalık gösterimli, bir tanesi yüzdeli, bir tanesi kesirli. Nasıl karşılaştıracağız bunları? Hepsini yüzdeye çevireceğiz. Bunu öğrendik. Yüzdeye çevirmeyi biliyoruz. 0,2'yi yüzdeye çevirebilir miyiz? Tabii ki çeviririz. Nasıl çeviriyorduk? Nasıl okuyorduk bunu? 0 tam 10'da 2. O zaman hadi yazalım. 10'da 2. 10'da 2. Yani 2 bölü 10. E bunu da 100'e çevirebiliyorduk değil mi çocuklar? Genişletebiliyorduk. Onu 10 ile çarparsak ne oluyordu? 100 oluyordu. Yukarıdakini de çarpacağız. Aşağıdakini de. 10 ile 2'yi çarptım. 20 bölü 10 ile 10'u çarptım. 100. Yani yüzde yirmi mi oldu? Hadi bunu yüzde ile gösterelim. Yüzde yirmi. İşte bildiğimiz forma geri döndü. Aslında sıfır tam onda iki neymiş? Yüzde yirmiymiş. Şimdi %12 ile yüzde yirmiyi karşılaştırabiliriz. Çünkü aynı cinsten yazıldılar. Hadi karşılaştıralım. Yüzde on iki nedir? Küçüktür değil mi? Küçüktür sembolümüz neydi? İşte bu. %12 küçüktür %20'den. Harika. Hemen bir alttakine geçelim. Burada da ne kadar sevimli kalemlerimiz var değil mi? Ee, böyle sevimli bir kitaba sevimli kalemler yakışır bence. Evet bakalım. Şimdi burada biraz daha kolay işimiz. Neden? Çünkü zaten kesir olarak vermiş. Hemen bunu yüzdeye çevirelim. ile genişletsek, genişletsek olur mu? E olur. 5 ile 8'i çarpalım. 40 5 ile 20'yi çarptık. 100 Hemen yüzde sembolüyle yazıyorum. Yüzde 40 Yani bu aslında yüzde 40'mış. O zaman yüzde 5 ile yüzde 40'ı karşılaştıracağız. Yüzde 5, yüzde 40'tan nedir? E, küçüktür. Yine küçüktür sembolü. Büyüktür çıkmadı karşımıza, şansımıza. Olsun. <laughs> Bu şeyi öğrendik. Yavaş yavaş dersimizin de sonuna yaklaşıyoruz çocuklar. Son iki tane sorumuz kaldı. Modelleme soruları. Onları da görelim. Sonra vedalaşırız. Kıymetli arkadaşlarım. Bunca emekten sonra nihayet tünelin sonuna varabildik. <gülüyor> <gülüyor> Burada sevimli bir sincabımız var. Elinde de kitap var. Çalışkan bir sincap demek ki. Ne diyor bize? Yanında modernlenen kesirleri yüzde sembolü ile ifade ediniz. Hemen ifade edelim. Evet soruyu gördük. Aynı şuradaki adam gibi olduk. Böyle soru işaretleri çıktı kafamızın üstünde. Bunu dedik nasıl yüzde sembolü ile ifade edeceğiz. Ama en başta öğrendiklerimiz aklımıza geldi. Bu bütün kaç parçaydı? Burası yüz parça çocuklar. Yüzlük bir bütün yani. Yüz tane eş parçaya ayrılmış. Kaç tane parçası alınmış buradan? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani %6'sı mı alınmış? Hadi önce kesir olarak ifade edelim. Değil mi? %6'sı alınmış. %6'yı biz yüzde sembolüyle nasıl ifade ediyorduk? %6 olarak. Bu kadarcık. Bu kadar kolay. Bu şekil böyle olmaz. Başka şekiller verirler. Onlarda da aynı yöntemi uygulayacaksınız. Buraya bakalım. Bu artık yüz parça değil. Kaç parça? Hemen bir sayalım. Kaç tanedir? Oo çok kalabalıktır. 30-40 tane kadar vardır. Hocam 30-40 diyor. Olur mu efendim? Ben söyledim. 100-150 tanedir diye. Bazen 200'e kadar çıktığı görülmüştür. <laughs> 20 parça. 20 parça da 2 tanesini almış. Şöyle yapalım mı bunu? Yine kesir olarak yazalım. 2 bölü 20. Değil mi? 20'de ikisini almış. Peki bu 20'de 2'yi hemen ne yapacağız? Genişleteceğiz. 5 ile çarparsam 100 olur. 5 ile 2'yi çarpıyorum. 5 ile 20'yi. 5 ile 2'yi çarptım 10. Bölü 5 ile 20'yi çarptım 100. Hmm, 10 mu oldu? Evet. Yüzde sembolüyle ifade edebilir miyim artık? Tabii ki ederim. Yüzde 10. Konu anlatımımızı yaptık, sorularımızı çözdük. Bugünlük de dersimizin sonuna geldik canlarım. Ders hakkındaki yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Abone olmayı da sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Benim güzel öğrencilerim iyi ki varsınız. Yürüdüğünüz yollar hep güzelliklerle dolu olsun. Hep çiçek bahçesi olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you